Herkese merhaba arkadaşlar, bendeniz Age of Conquest oyunuyla birlikte karşınızdayım. Age of Conquest, Risk benzeri bir sıra tabanlı büyük, yani Grand Strategy dediğimiz bir savaş oyunu. Bu oyunun DLC kodunu sağ olsun MobileMaster şirketi göndermiş. Ben de aslında incelemek istedim. Sizlere de paylaşmak istedim bu yüzden. Oyunun öncelikle free versiyonunu oynayacağız. Sonrasında o DLC'li versiyona bakacağız. DLC versiyonu aslında bütün haritaları size açıyor. Buradaki standart sürümde, yani ücretsiz olan sürümde bu oyunu oynarken klasik düz bir çok fazla seçeneğinizin olmadığı bir oyun var. Ben oyunu oynamadım ancak kısaca bilgi vereceğim. Beraber deneyimleyeceğiz aslında oyunu. Roma İmparatorluğu, İnka, Fransa, Rusya, Japonya ve Çin halkları dahil olmak üzere Çin hanedanları diyeyim aslında. Birçok antik ve ortaçağ ulusunu kontrol edebiliyoruz oyunda. Roma'dan Asya ülkelerine kadar kendi muharebe deneyiminizi yaratabiliyorsunuz. Yapay zekaya karşı devasa muharebelerde yer alabilir. Dilerseniz de platformlar arası çok oyunculu olarak arkadaşınıza oynayabilirsiniz. Şimdi buradaki dikkat çekmek istediğim yer aslında oyunun cross platform özelliğine sahip olması. Steam, iOS ve Android'deki oyuncular birbirleriyle oyunu oynayabiliyorlar. Dünyanın her yerinden ulusa sıra tabanlı bir strateji deneyimi bu zaten. Böylece size daha immersive bir seçenek sunabiliyor. Yani oyun isterseniz Android telefonunuz ya da iOS telefonunuz oyunu indirip, Age of Conquest'i indirip oynayabilirsiniz ki epey de oyuncu indirmiş. Ben yayına başlamadan önce bakmıştım. Burada şimdi iki seçeneğimiz var oyunun ücretsiz versiyonunu oynayacağım şu an. Ve bundan sonraki bölümde de, bölüm değil aynı video içinde oynayacağım aslında. Bundan sonraki aşamada bütün ulusların olduğu kod diyorum modla oynayacağız. Şimdilik bir basic intro alalım. Standart Risk oynayanlarınız varsa ve Grand Strategy oyununa aşinasanız zaten buradaki oyunun içinde pek bir sizin için zor olmaz oynamak diye düşünüyorum en azından. Biz şu an Galya ile başladık. Burada oynuyoruz. Burada 3 şehrimiz var sanırım. Bize şu an tamam, tutorial'ı başlatacağız. Ben de etrafa bakıyorum acaba ortada bir yerde mi çıkacak diye, de çıkmadı. Buradaymış. Şimdi evet, şuna basak buradan oynuyoruz. 337 milattan önce 337 yılındaymışız. Roma'nın başlangıcı diyor bu tarih. Güneyde Kartaca genişlemeyi sürdürürken Yunanlılar bölünme içerisindeymiş. Her yerde düşmanınız var diyor. İşte ya şimdi yükselin ya da çökün gibi bir mesaj burada var burada. Ardından o zaman artık savaşlar başlasın uyarısı var. Aa, bizim ülkemiz tamam bu okey. Dünya hakimiyeti üzerine bir oyunmuş bu. Liguryalıları seçerek savaşa başlayabilirmişiz. Burada seçtiğimiz zaman bir bölgeyi şu ikona tıkladığımızda savaş başlıyormuş. Burada action point seed'ini falan görüyoruz da bu keşke buralarla ilgili de bilgi verilseydi ya. Bunlar ne mesela? Direkt savaşa sokuyor bizi. Birliklerimizi Liguria'ya göndermek için tıklayabilecekmişiz buraya ve bildiğimizi seçtikten sonra göndermek istediğimiz yere sağ tıklıyoruz. Klasik strateji oyunundaki gibi aslında. Burası şekilde sağ tıkladığımızda göndermek istediğimiz birim sayısını belirliyoruz. Okay. Hepsini gönderelim. Orada 50 kişi vardı. Bizde 100 var. 75 yapamıyoruz mu? Yapabiliyormuşuz ama biz 100'ünü de gönderelim. Bu bizim kralımızmış. Crown olan şu, pardon, bu aşağıda değil. Şurada üzerinde crown olan ikonlu yerdeki arkadaşlar bizim kralımızmış. Bu %100 atak ve %30 savunma bonusu sağlıyormuş. Ama kral ölürse oyun sizin için sonlanıyormuş, bitiyormuş.
Bunun için kralı olabildiğince korumamız gerekiyor. Klasik aslında bu da. Okey. Bu kralın olduğu yere şu an yedek bir birlik üretelim diyor. Tıkladığımız zaman ekstra üzerine tıkladığımız zaman kralın ekstra bir butonlar çıkıyor burada. İlki birlik etmek için, ikincisi disband için, üçüncüsü trade in province var. Province'te trade yapmak için. Province trade yapıyoruz aslında. Mesela şurayı almak için trade yapıyoruz gibi. Burada. İklimini ve hava durumunu da görebiliyoruz o sırada. O zaman savaşları etkileyen bir şey bu, anladığım kadarıyla. Bunu seçtiğimizde burada başka add wall var, duvar ekleyebiliyormuşuz. Bu da inspect var. Tamam. Seçtik. Buna basıp birlik üreteceğiz bu arkadaşa. Okey. 50 yapabiliyor muyum? Benim altınım 500. Okey. Bu ne kadar altın olacak? Bak şurada yazıyor. Bunu göremiyorum. Bu tutorial'ın daha iyi olması lazım aslında. Şu an ben ne kadar masrafla birlik ürettiğimi göremiyorum. Galiba sesi biraz fazla açık oyunun. Birazcık çok az kıstım. 50 birlik üretelim o zaman buraya. Hemen de ittik, okey. Sahip olduğumuz altın burada. 450'ye düştü. Bu da 7.0'da aksiyon puanımız. Old World oynarken hatırlıyorsunuz, order'ımız vardı. Ne kadar çok order'ımız varsa o kadar fazla işlem yapabiliyorduk oyunda. Burada da bunu gerektiren şey aksiyon puanları. Bu turu sonlandırıyoruz. Şimdi sonlandırdık. Turn-based bir oyunmuş. Vigo türünde oyun. Bu hatırlarsanız bu War in the West ve War in the East türünde oyunlar. Bak burada savaş var. Hepiniz eksi 4. Yine mi tıklayacağız? Okey. Tamam. Kayıp mı ettik? Nasıl ya? %20 falandı. Income artı 18. Tamam, income'ımızı görebiliyoruz. Peki. Biz burada kaybettik yalnız. O yüzlük birimi kaybettik şu an. Tutorial biraz garip. Her oyun otomatik save ediliyormuş. Standart tutorial oynattı bize şu an. Peki şimdi bir de o halde Advanced Tutorial'a bakalım. Bunu silelim. Tutorial, Advanced Tutorial. Bakalım burada ne yapacağız. Öteki Basic Tutorial'da. Şimdi Romalılarla oynuyoruz. Okey. Yine 337 yılındayız. Her bir şehir savunmaya sahipmiş. %100 savunulabilir bir obje yerleştirebiliyormuşuz, bölge yerleştirebiliyormuşuz, duvar vesaire gibi savunma hattı yerleştirebiliyormuşuz her bir şehre. İstikam tahkim yapabiliyormuşuz. Burada %100 defans bonusu sağlıyormuş bu. Okay, bir daha tıklayacağız. İki kez tıklamamız lazım ekranı açmak için. Burada wall hemen inşa ettiğimizde mesela bize maliyeti eksi 70 oluyor. Aksiyon puanımıza 0.5 alıyor bizden. Burada 9.5 kalacak. FX ise %100. Şimdi fortify dediğimizde oraya inşa etmeye başlıyoruz. Tur bir tabanlı olduğu için hemen inşa etmiyor. Her zaman dost sahip olmak iyi bir şeydir diyor. Galyalılarla dost olmamız işte şu an. Peki tıkladığımızda dost olmak istediğimiz, diplomasi yapmak istediğimiz bir yere ya da iletişim kurmak istediğimiz bir ulusa tıkladıktan sonra şu ikonla diplomasi gönderebiliyormuşuz. Burada Request Alliance göndermemizi istiyor. Hepiniz hatırlayacakmış bu. Ulus yönetimi ekranında burada epey varmış detay burada.
Şu sağdaki bölüm bizim gelirimizi ve giderimizi gösteriyor. Eğer mutluluk %50'den fazlaysa diyor, sadece o zaman tax, vergi ve asker toplayabiliyormuşsunuz. Şu an vergiler %100 oranında diyor. Bunu %50'ye çekebiliriz ki artı 2 bize mutluluk bonusu verecekmiş. Burada hepinizi zaten görüyoruz. Şu an %80'de. Mood var zaten. Buraya da aslında hepiniz yazsalar da güzel olurmuş. Bu da hepiniz, bu da hepiniz sonuçta. Tamam, burada başka distribute money var. Festival gerçekleştirebiliyoruz. Fertility Festivali var. Mesela distribute money dediğimizde bu bizim ulusumuzun mutluluğunu artırıyormuş. Fertility Festival yaptığımızda ise popülasyon growth yaşıyormuş ülkemiz. Levies on Commerce'de artı 3 bonusumuz var çünkü %50'ye düşürdük. Şunlara da bakmak istiyorum ben aslında ama. Okay. Her bir şehir size ekstra görevler gerçekleştirmenizi sağlar diyor. Roma'ya bakalım diyor. Tekrar tıklamamız lazım. Burada şehrimizi görüntülememiz gerekiyormuş. Burada birkaç yasa var. Bu yasaları aslında geçirebiliyormuşuz. Sisteme ekleyebiliyormuşuz uygulanması için. Popülasyon yani nüfus artışını ve mutluluğunu sağlıyormuş buradaki yasalar. Üzerine geldiğimizde gösteriyor mu nasıl bir bonus sağladığını? Yok. Böyle okuyamıyoruz. Okey. Peerage'da bize income sağlıyormuş ama bu morale ve birimlerimizin buradan recruit edilmesine büyük oranda zarar veriyormuş. Bunu yapmamak çok zor durumlarda bunu yapmak gerekebilir. Bir de bir kendi şehrimize pillage ne bileyim. Burada birlikleriniz var diyor. Size paraya mal olan kullanmadığınız birlikler bunlar diyor. Bunları da eksi tuşuna basarak kaldırabiliyormuşuz. Hepsini altıdan kaldırabiliriz. Buradaki buton yani bu şu ulus ikonunun sağındaki buton haritayı ortalamaya sağlıyormuş. Burada objektifimize bakabiliyoruz. Haritanın %82'sini kontrol edip kontrol etmemiz gerekiyormuş. Bunun içinde ittifaklar %35, protektörler %10, Protectorate olursa %100 zafer elde ediyormuşuz burada. Okay. Klasik Rome Total War'daki şeyler gibi aslında. İşte 50 tane bölgeyi ele geçir ya da 25 tane kısa seferde 25'ti mesela. Okay. Burada bu tutorial'ı bitirdik artık. Tamam. Live game diyelim bir buradan. Şunu kapatalım. Şimdi burada ignore tutorial. Okey. Map ve modding tool'u var. Ben şimdi biraz da oyundan bahsedeyim kısaca. Dediğim gibi dünyanın her yerinden ulusal oyunu oynayabiliyorsunuz. Burada oyunun dili Türkçe'de olabiliyor. Benim şu an sistemim İngilizce olduğu için İngilizce seçti aslında. Sistem default geliyor oyun. Türkçeyi seçtiğimizde oyun Türkçe'ye dönüşüyor. Genetik bir algoritmaya dayalı tek oyunculu modda oynayan oyuncular için zorlu bir yapay zeka var. Bu genetik algoritma dediğimiz şey Charles Darwin'in evrim teorisinden esinlenen ona uyarlanabilir bir bulutsal arama algoritması aslında. Buradaki işte genetik algoritma dediğimiz şeyde olan şey aslında makine öğreniminde yani yapay zekanın sizin hareketlerinizi ya da bir veriyi öğrenmesini istediğiniz durumlarda optimizasyon problemlerini çözmek için kullanılıyor. Çözülmesi uzun zaman alacak karmaşık problemlerin çözülmesine yardımcı olduğu için bu önemli algoritmalardan biri. Bunu kullanmışlar bu oyunda. Standart olarak tabii ki diplomasi yapabiliyorsunuz. Siz işbirliğine dayalı takım oyunları da dahil olmak üzere
platformlar arası çok oyunculu ve etkin hot seat modları da barındırıyor oyun. Dediğim gibi oyunun başında oyun cross platform. Steam, iOS, Android'de aynı anda oynayabiliyorsunuz oyuncularla. Ekonomi ve nüfus yönetimi çok önemli oyunda. Çünkü bir grand strateji bu. Grand strateji oynayanınız varsa bunu zaten biliyordur. Avrupa, kolonizasyon, Asya İmparatorlukları, dünya fethi ve daha fazlasını içeren harita senaryoları var. Bu harita senaryoları işte oyunun satılan bir bölümü. Oyun aslında standart sürümü ücretsiz ama siz bu ekstra haritaları almak istiyorsanız yapmanız gereken şey o parayı ödeyip o ek paketi almanız gerekiyor. Burada tek oyunculu oyun oynayabiliyoruz. Şu an çevrim içi 139 kişi varmış mesela. Bunlara katılabiliyorsunuz. O şey, bu şekilde dediğinizde Steam girişi yapmanız gerekiyor burada. Harita ve modlama var burada. Siz dilerseniz haritaları indirebilirsiniz eğer sahipseniz. Ama ücretsiz haritalar da var tabii ki. Siz de bunları yaratabiliyorsunuz modlama yaparak ya da diğer insanların haritalarını indirebiliyorsunuz. Mesela da az önceki harita görmüşsünüzdür. Küçüktü ve bunu daha devasa boyutta yapan insanlar da var. Bunların haritalarını da indirebilirsiniz. Ön izlemeye tıkladığınızda size o modun ön izlemesini gösteriyor aslında. Bütün detaylar burada var zaten de. Mesela bunların hepsi Noble Master'ın modları aslında. Resmi harita zaten bunlar. Şu an epey yüklüyor. Ön izleme açtık halbuki ama tamam. Bu şekilde haritaları görüntüleyebiliyorsunuz. Daha büyük haritalarda oynamak istiyorsanız. İndire tıkladığınızda bütün haritaları indirmiyordur herhalde. Yani burada. Evet şimdi. Bu bahsettiğim satın almanız gereken oyunun diğer haritalarına erişmek için satın almanız gereken modun adı All Maps and Mods aslında. Steam'de bu var. Tüm haritalar ve modlar paketlerini satın aldığınızda bütün haritalara sahip oluyorsunuz. Şu an burada görünmüyor ama biraz hep geç yükleniyor. Geç yüklenmesinin sebebi çünkü ben oyun indiriyorum. Onu bir durdurayım. Tamam. Şimdi daha hızlı yüklenir diye düşünüyorum. Evet daha hızlı yüklendi. Şimdi bu modları oynayabilmek için bu oyunun Steam sayfasındaki Age of Conquest All Maps and Modding paketini satın almanız gerekiyor. Şu an 22 Eylül 2022 tarihi itibariyle 32 lira bu paket. Oyunun kendisi zaten ücretsiz. Noble Master sağ olsun bana zaten kodu göndermişler. Bu All Map'in kodunu göndermişler. Ben de birazdan onun kodunu girerek aslında oynayacağım oyunu. Devam edeceğim bu seriye. Bu böyle videoya. Burada geri diyelim. Tekrar geri diyelim. Tek oyunculuğu dediğimizde yeni oyuna tıklayarak şunu da göstereyim. İstatistikleriniz de var burada. Oynanan süre 10 dakika diyor ama 17 dakika 18 dakika falan oldu. Neden 10 dakika? Çünkü oyunda geçirdiğimiz süre 10 dakika. Tamam. Burada yeni oyun dediğimiz zaman ek harita senaryoları indirebiliyoruz ama şu an kilitli çünkü ben kodu aktif etmedim. Sadece bir tane harita açık. Resmi geliştirici tarafından yapılan bu harita modu. Antik Avrupa. Bunu açtığımızda bunun herhangi bir senaryosunu oynayabiliyoruz. Bu diğer haritaların da aslında böyle senaryoları var. Mesela diyelim ki Roma'nın yükselişi. Bunu açtığımızda bu şekilde tıpkı Old World'deki gibi, Civilization'daki gibi ya da benzeri diğer oyunlardaki gibi bir ekran bizi karşılıyor. Oluştur dediğimizde bu oyuna giriyoruz. Buradan bütün seçenekleri zaten seçebiliyoruz. Egemenlik, üstünlük, gök etme, bayrağı geçme, savunma gibi modları var bunların. Bütün modların zaten bilgileri burada. Biz şimdi bunu kapatıp ben videoyu burada durduracağım. Bir sonrakinde aslında modları açtığım haliyle size oyunu göstereceğim. Şimdilik hemen bir şöyle yapalım. Tekrar geldim. Modu aktif ettim. Şimdi burada haritalar ve modlamaya girdiğimizde bütün haritaları burada artık görebiliyoruz. Bunu indir dediğimiz zaman bütün modları tek tek indirebiliyoruz. Mesela Amerikan Savaşları modu var. Buna bakalım. Ya da Mezopotamya'ya bakabiliriz. Mezopotamya'ya bakalım. Bunu bir indirelim. 8 MB vesaire zaten modların boyutları genelde. O yüzden sıkıntı çıkmıyor.
hemen indirebiliyorsunuz. Modu değerlendirebiliyorsunuz da. Şu an bu modu indirdik. Mezopotamya haritasının modunu indirdik. Bu harita modunu oynayabilmek için tek oyunculuğa giriyoruz ya da multiplayer'a tercihinize göre. Mezopotamya modu burada oluyor. Eğer buna tıklarsanız bütün harita modlarını tekrar görüntüleyebiliyorsunuz. Böyle geriye tekrar gidelim. Tek oyunculuğu. Yine oyun. Mezopotamya. Şimdi burada Mezopotamya'yı seçtiğimiz için diğer senaryoları da artık görebiliyoruz. Çok çok fazla senaryo var. Çok fazla mod var ve harita var aslında. Bu yüzden derin bir oyun. Pek de sıkılacağınızı sanmıyorum ben şahsen. Mesela Modern Full diyor. Nations of the Modern Era Fully Expanded. Burada modern eranın şu an içerisinde bulunduğumuz dönemin bir modu var. 16 ulus varmış burada. Şu ikon nedir bilmiyorum. Turnuva için görünüyor ama 1920 Orta Doğu var burada. 1931 Orta Doğu var. Biz buradan Timur'un fetihleri var mesela. Timur'a bakalım ya da modern era'ya bakalım. Burada modern era'da başka galiba modern full mu, bir de normal modern var. Galiba modern'de klasik olanda genişlemeye başlıyorsun. Modern full'de ise zaten genişlemiş. Bunlar arasında oynuyorsun demektir diye düşünüyorum. Şimdi buradan 1920 Middle East diyelim. İsim böyle kalsın. Hedef. Bu hedefler neymiş? Zafer kazanmak için haritanın çoğunluğunu elinde tut diyor. Zafer için tüm haritayı kontrol et. Oyunu kazanmak için tüm düşmanı ortadan kaldır. Zafer kazanabilmek için belli bir tur boyunca bir konumu elinde tutmalısın. Belli bir tur kaç tur acaba? Bayrağı ile geçir oynayalım mesela. Farklılık olsun. Mesela bu 7 tur olsun. Bayrak konumu Konstantinopol olsun, İstanbul. Bot, eğer etkinse kullanılmayan tüm uluslar insan önceden oynamadığı botlar tarafından oynanacaktır. Eğer devre dışı ise kullanılmayan tüm uluslar silinecektir. Tamam, şu an açık. Bu çarp olması garip olmuş. Mesela tekrar tıkladığımda tik olsa burada daha anlaşılır olabilirdi. Bot zorluk seviyesi normal. Yani normal oynayalım. Handikaplar. Yani default olarak açık kalmış. Aslında default da oynayalım ya. Hiç zorlamayalım şimdilik. Uluslar ve takımlar. Burada ulusları ve takımları özelleştirebiliriz, öyle mi? Osmanlı İmparatorluğu. Kingdom of Kuwait. Takımlar. Okey. Normal düz kalsın ya. Herkes birbirine, yani free for all olsun. Rastgele başlamayalım. Gelişmiş seçenekler bunlar herhalde. Maksimum tur. Kaç? 1 milyon tur mu? 30 tur olsun. Tur başına süre. Limitsiz. Bunlar multiplayer için galiba. İnsan oyuncular 1. Bizimki Denixius. Tamam, oluştur. Dünyayı şimdi seçeceğiz değil mi? Bunlar Birleşik Krallık, Osmanlı İmparatorluğu. Yalnız Serden sonrasını anlatıyor. Çok iyiymiş. Ben şu oyunu tekrar bir download'a bırakayım. Tamam. Serden sonrası epey ilgimi çekti. Böyle bu tarz bir oyun senaryosu olan bir oyun görmedim ben. Mod falan var yani. Ermenistan var, Azerbaycan, Gürcistan, Kajar, İran, Şeytuma, Kuveyt, Suudi Arabistan. Bunlar İngilizler zaten. Jabal Shamar Emirates, Kingdom of Hijaz, Mısır Sultanlığı. Burası boş mu? Buralar boş galiba, evet. İtalya'nın var. Fransa var bir de. Suriye var. Bu Yunanistan. Okay. Osmanlı ile oynayalım yani. Bu yok, tamam, biz oyundan çıkmayalım. Katıl.
oyuna girdik. Olaylar yok. Şimdi her köşemiz açık. Acaba tur atlamamız lazım değil mi? Tamam. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Anadolu'yu gösteriyor diyor, anlatıyor diyor. Şimdi burada ulusumuzu gönderdiğimizde ticaretten artı 29 kazanıyormuşuz. Yerleşim yeniden gelen ticaretten. Valiler eksi 2 yiyormuş. Açılış partisi yapabiliyoruz. Para dağıtabiliyormuşuz. Doğurganlık festivali var. Yağma var. Bu ismini mi değiştiriyor? Evet, ismini değiştiriyormuş. Okey. Nüfusumuz 150 binmiş. Mülk bir tur. Burası 98 şehir. Ha, şehirleri direkt numaralandırmışlar. Bence en mantıklısı bu ya. Uğraşmadan. Strateji oyunu sonuçta. Tabii önemli yerlere yazıyorlar tabii de. Burada mesela 58 şey Ankara burası. Niye yazma ismi? Gerçi burada, gerçi orada Konstantinopol yazıyormuş. Tamam. Mesela biz 3 koldan da saldıracaklar değil mi? İran'la dostluk anlaşması yapabiliyor muyuz mesela? İttifak talep et. O bayağı şey götürdü bizden. Okey. Bu durumda yapamıyoruz hiçbir şey. Okey. Tur sonlandıralım. Turu sonlandırdık. Bir tur daha geçeceğiz. Ticaretle ilgili harçlarda 115. Vergimiz yok. Himayemizdeki kimse yok. Biz iyi. Kimsenin himayesinde değiliz herhalde şu an. Net gelirimiz 41. Burada bunu çevirmemişler. bundan 100 tane yapalım. O 106 mı istiyor? 10.000 kişi lazımmış. Okey. 200 olduk. Burada vergi durumu var. Seçim yapılabiliyor. O da iyiymiş. Dünya lideri falan var. Yerleşim durumu var burada. Nüfusa göre, mesela mutluluğa göre sıraladığımızda her yer 81'miş zaten. Nüfusa göre sıralı. O da mı aynı? Yok. Tamam. Bu biz buna gönderdik ama bu kabul etti mi mesela şu an? Mal varlıkları, transferler, diplomasi. Ha, bunlar savaşıyormuş. Okay. Suriye'yi de alalım yanımıza. Bak. Mısır Sultanlığı da alalım. Şu an free parol olduğu için bir sömürge memürge durumu yok. Bu niye azaldı? Reddettiler. Yok saymışlar. Okey. O zaman İtalya ile bir münasebetimiz olsun. Evet. Seçip buraya götürebiliyor olmamız lazımdı. Sol klikle. Bir de adım adım mı gidiyoruz? Yok. Az önce tutorial'da böyle değil miydi? Yani sol tıkladığımızda birlikte hareket ettirmek istiyorum. Evet. Sadece bu taraflara mı gidebiliyorum? Yok. Tamam. Tamam, birliği seçmemişim zaten orada. Ama şu an seçili mesela. Buralara gidemiyorum. Okey. Sadece buralara gidebiliyorum. Seçtiğim zaman şu görünen yerlere gidebiliyorum. O zaman önce biz şu tarafa gidelim. Hepsini götür. Yok. 100 tanesini götür. Tamam. O tur bitti. Bu turu sonlandıralım. Mısır kabul etti. Güzel. İttifakımızı. Suriye de kabul etti.
İtalya'yla zaten savaşa girdik. Peki ben acaba şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Fransa'da mı İtalya'ya savaş açtı? Bunları mesela savaşıma çağırabiliyor muyum? Yardım, istek, istek savaşa katıl. Ulus İtalya. Bunu da çağıralım. İstek savaşa katıl. Ulus İtalya. Peki. Böyle baktığımızda aslında eğlenceli görünüyor. Mobilde oynanabilir mesela. Bence oynanmalı. Keyifli olabilirdi. Bize kim savaş ilan... Ha, bize savaş ilan etmediler. Tamam. Buraya mı? Yok. Bura mı? Bura. 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 Ha yok, Mısır'la. Okey, tamam. Yunanistan'da savaş. Arkadaş, bize bir yer bırakaydınız ya. Herkes İtalya'ya savaş açtı. Aa, katılmadılar savaşa. Peki. Aa, gidemedim. Niye gidemedim? Ha, gittim. Karakterler geri gidiyor. Aa, oyun sonlandı. Neden? Ha, biz turu zaten sondan düşük turlu yapmıştık ya, doğru. Birleşik Krallık kazanmış. Ben bunu saymıyorum. Tekrar oynayacağız. Yeni oyun. Mezopotamya. 1920. O turlarla o zaman oynamayalım. Bayrağı ele geçirme. Üstünlük varsayılan oynayalım. Hepsini varsayılan yapalım. Bu da mı varsayılandı? Ha, maksimum tur falan yok. Oluştur. O sayılmaz. Az önceki sayılmaz. Katıl. Tamam. Turu sonlandıralım. Bilgimizi alalım. Şurada hemen bir askeri birlik eğitelim. Suriye'de ittifak teklifi gönderelim. Gönderemiyoruz çünkü puanımız yok. 3 puan eksik. İttifak. İtalya'ya da savaş ilan edelim. Aa, hepsi değil. Tüh, neyse dur. Şu. Siz de buraya. Güzel. Suriye kabul etti. Oo, geldiniz ha. Çok iyiymiş ya. Birliklerin sayısının azalması güzel. En azından. Bu currency ekonomiyi canlandırıyor oyunda. Sürekli aynı şeyleri yapmayalım diye. Hop. Aa, Fransa Suriye'ye savaş ilan etti. Aslında buradaki birimi de buradan alalım. Aşağıya gönderelim çünkü o aşağıdan belli ki gelecekler sürekli.
Aslında epey eğlenceliymiş ya. Böyle baktım. Mobilde de oynanır bu arada. Ücretsiz mobildeki. Şaşırtıcı ama. Böyle bir oyun mu? Gerçi PC'de de ücretsiz. 3 kişiyle mi geldin gerçekten? Burada binlik oran da yok değil mi? Bir kişi bin olmuyor. Çünkü 100 kişi ürettik, 10.000 kişi istedi. Burada bir bildirim var şimdi. Sonraki tur vergi sezonu. Lütfen vergisini ayarla. %100 dersem mutluluktan kısıyor ama para kazanıyorum. Tamam. Bu %100 kalsın. Ayarladık vergilerimizi. Böyle uyarması iyi bir şey. Azerbaycan gitti. Gerçekten gelmiş olamazsın o kadar kişiyle ya. Biz turu atlamadık. Bir dakika şöyle yapalım. 40 dur 0 %50. Tamam siz de bir dakika. Şuraya. Güzel. Naval Invasion'la uğraşmıyoruz. 702 vergi almışım. Oo çok iyi. O zaman burada yeni birlik eğitelim. İnşaat. Peki sadece birlik mi eğitebiliyoruz? Toprak satabiliyoruz. Şurada birlik eğitebiliyor muyuz? Orada değil de şurada eğitelim asıl. Burada bayağı savunmasız duruyoruz. Bu neymiş? Gözcü Kulesi. Bunu çevirmemişler. İnşa edelim oraya bir Gözcü Kulesi. Şuraya da birlik alalım. Buraya da bir birlik alalım. Aslında buraya da bir Gözcü Kulesi alalım. Şuraya da bir Gözcü Kulesi. Tamam. Buraya da alalım Gözcü Kulesi o zaman. Her yere alalım Gözcü Kulesi. Bunlar eksi 5 veriyor bize bu arada. Biz ekonomiye bakmadık tabii. Dur. Şu ha burası. Tamam iyi ya. Sıkıntı yok. Yeterli paramız var. Bu kral bu arada şu an buradaki. O capitulate etmişler. Capitulate pardon söyleyemedim de. Bayağı fazla asker çıkardı bak oraya. Rodos'a çıkalım. Peki. Cidden bunu yaptın mı? Şu an kolayda oynuyoruz zaten. Yani bu kadar kolay olması bu yüzden. Bunlar kuvvet mi? Aa, Hicaz. İttifak da teklif edelim. Belki yardım ederler, belli olmaz. İlerleme grafiği. İkinciyiz. Güzel. Baya yüksekten gitmişiz, sonradan düşmüşüz. Şimdi ben bunları acaba merge'leyebiliyor muyum? Onu anlatmadı tutorial'da mesela. Ya da var mı ki öyle bir şey? Bilmiyorum. Güzel kabul ettiler. Aa direkt çıkabiliyor öyle mi? Aa. Neyse aldık orayı.
Ha, deniz savaşı yapmıyorlar. Mercilendi bak burası. İyiymiş. Şuraya da asker eğitelim. Eğitemiyor muyum? Eğitebiliyorum. Niye eğitemiyorum ya? Tamam. Oh. Benim buraya gitmem lazımdı. Bak ya. 16. Şimdi burayı 16'ya 6'ya izah edebilecek miyiz? Olamaz. 2 mi kaldı? Ya. Ay. Neyse 9'a indirdik. O da güzel bir şey. Şunları çıkartalım buraya. 20 orada biraz sıkıntı yaşayacağız gibi ama. Siz buraya gelin. Burada bir bildirim var. Fransa. Aa olur. Sizde toprağım var ama olsun. Nasıl olsa deneme oyun oynuyoruz. Arkasını sağlam almak istemiş bak. Çünkü Hüseyin'e saldıracak. Güney'e. Buraya. Aa bak komutan ilaleti vardı burada. Ama şu an göremiyoruz. İngiltere mi? No. Sizi istemiyorum. Fransa ile zaten bir hata yaptık. Aa toprağa çıktılar. Aa Ermenistan'la savaştılar mı bunlar? Yo bana saldırmış. Hop. Tamam. Birleşik Krallığı ama olur. Konstantinopolu. Baya her yeri ele geçirmişler. İngiltereliğini yapıp güneş batmayan ülke olma konumunda devam ediyor. Bak yine pert oldu oradakiler ya. Arkadaş, buralar yanıyor. Niye yanıyor? Burasında mutluluk düşmüş o yüzden. O zaman şöyle yapacağız. Vergiyi değil şunu artıracağız. Düzelecek bu. Okey. Ben şimdi bu birliği tazelemek istiyorum mesela ama yapamıyorum şu an. Baya gitti bu arada oyun. 43 dakika olmuş. Epey eğlenceli oyun yapmışlar. Çerezlik boş zamanlarınızda kafa dağıtmak için bile oynayabilirsiniz yani. Oyun şu an Age of Conquest 4. Steam üzerinden ücretsiz edinebilirsiniz. Ancak tüm oyunların modda oyun oynayabilmek için bu benim şu an oynadığım daki gibi. Dur. Bir dakika. Tamam. Şu an benim oynadığımdaki gibi tüm modları oynamak istiyorsanız oyunu 32 liralık bir şeyi var. Paketi var. Onu almanız gerekiyor. Bak bunlar yine harekete geçtiler ya. İtalya'yı oradan kovamadık bir türlü. Tamam. Ikea'yı aldık. Kuvvet. Hicaz'a bak sen ya. Yaman çıktılar. Konstantinopol bizim ama.
Bölgemiz arttığı için doğal olarak paramız da yükseliyor. Bayağı içlere doğru giriyorlar yalnız. Ay, yolu kapattılar. Bir dakika, o zaman şöyle yapıyoruz. Şuraya hemen birlik 300. Şuraya da bir birlik. Hop, 200. Buraya da bir kule. Evet, İstanbul'u aldık arkadaşlar artık. Artık İstanbul bizimdir. Direkt recruit ettikten sonra hemen ilerletebiliyoruz ya. O çok güzel. Aa, Bağdat. Orayı da alalım. Vergi almışız, güzel. Kolay olduğu için zaten şu an rahat rahat oynuyoruz da. Muhtemelen normalde falan oynasak bu kadar rahat oynayamayacağız. Ay, Musul'u aldılar yine. Hayda, Fransa'ya ne oldu? Ups, özür dilerim. Oo. Yok ettiler şu an. Kaçalım. Şu ay temiz değil mi? Tamam. Çok fazla fevri davrandık askeri itirken. Buraya 100 tanesini gönder. 100 tanesini buraya gönder. 100 tanesini de şöyle şuraya çıkalım. Çıkamıyorum. Niye? Çünkü param yok. Okey. Tamam. Peki. Age of Conquest oynadık arkadaşlar. Noblemaster tarafından geliştirilen. Oyun şu an Steam'de ücretsiz oynanabiliyor. Steam, iOS ve Android'den ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Cross platform bir oyun. Grand Strategy ve Risk benzeri bir oyun aslında. Ek paketini oynamak istiyorsanız, oyunun bütün haritalı modlarını oynamak istiyorsanız oyunun ek paketini satın almanız gerekiyor. O da Steam'de var. Belki mobilde de shop'unda, mağazasında vardır diye düşünüyorum ben. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Noble Master'da teşekkürler kodu gönderdikleri için. Sevgiler.